Sevgili dostlar, değerli misafirler, Herkeli Hürer, Sireli Peygamber, Havar-ı Hogirenme, Emhemi Ferhat'ı. Bugün çocuğumun 64. doğum günü. Onun yaşamının, mücadelesinin ve benzer mücadeleleri kutlamak için onun adıyla verdiğimiz ödül gecesinin 10.sına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, uzun zamandır uyanmak istediğim kötü bir rüyada gibiyim. Keşke bu olan biten her şey, 19 Ocak 2007'de olanlar ve sonrasında yaşananlar sadece kötü bir rüya olsaydı. Ülkemizin gerginliği, belirsizliği akıllara durgunluk veriyor. Kırgınlık, şaşkınlık, bıkkınlık, mutsuzluk ve uyku hali üzerimize egemen olmak istiyor. Gelinen noktaya akıl sır erdirilemiyor. Kutsal kitapta dediği gibi, kötülüğe seyirten ayakların, yalan soluyan yalancı tanıkların olmadığı bir diyara uyanmak istiyorum. Kardeşler arasında çekişme yaratan kişilerin olmadığı bir dünyaya ve Türkiye'ye uyanmak istiyorum. Uyanmak istiyorum bu kötü rüyadan. Ülkemde cumartesi annelerinin hepsinden özür dilenmiş, bütün göz altındaki kayıpların akıbetinin açıklanmış olduğu ve Galatasaray meydanına sadece anmak için binler, yüz binler tarafından karanfillerin bırakıldığı güne uyanmak istiyorum. Bir daha olmamak üzere, her şeyin şeffaf, açık yürütüldüğü bir devlet yapısına uyanmak istiyorum. Bugün aramızda olmayı her şeyden çok arzu edecek birçok arkadaşımız, dostumuz, ya yurt dışında ya da hapishanelerde. Öte yandan 80'lerin, 90'ların failleri kendilerine yeni düzende yer açma yarışında. İnsanların farklı fikirleri ifade etmekten veya duymaktan korkmadığı, demokrasi, barış, yakın ve uzak geçmişiyle yüzleşme umutlarının tekrar yaşardığı bir güne uyanmak istiyorum. Haksızlığın olmadığı, hakaretin, gururlu gözlerin, suçsuz kanı döken ellerin olmadığı, yalancı dillerin, düzenbaz yüreklerin olmadığı bir güne uyanmak istiyorum. Bu uykudan uyanmak istiyorum. Adaletin geldiği bir Türkiye'ye, cinayetlerin olmadığı, tacizlerin, tecavüzlerin olmadığı bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum. Bir daha asla diyen bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum. Hrant onca tehditlere rağmen umutluydu. Hatta arkadaşlarını ve ülkesini demokrasi mücadelesinde yalnız bırakıp hazır cennetlere gitme düşüncesi bile zulümdü kendisi için. Ondan aldığımız mirasın en büyük bölümü bu topluma inanmak. Bu toplumun ve tüm insanlığın daha iyisini yapabileceğine inanmak. Keşke bu kabustan tek çıkış yolunun bir arada yaşamak olduğunu anlasak. Keşke devletlerin gerçek ve ortak amacı öldürmek değil, yaşatmak olsa. Keşke herkes yaşamın her şeyden üstün olduğunu anlayarak yaşasak. Sevgili dostlar, bu gece yine çok değerli isimleri tanıyacağız. Bize ve dünyaya umutla devam dedirtecek cesur, kararlı, risklere rağmen adalet ve özgürlük istemekten vazgeçmeyen isimler. Dirençli duruşları ile hayranlık uyandıracak ödül sahiplerine, ışıklara ve dünyanın dört bucağındaki bilip bilmediğimiz bu yönde mücadele edenlere sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz.